yüzden sürekli regülasyonlarla sektör düzenlenmeye çalışılıyor. Tabii beraberinde talep artınca işte yatak sayısı, poliklinik sayısı, hastane sayısı çok artıyor. Onun arkasından da toplam kapalı alan dediğimiz hastane yatırımları da 4 kat Türkiye'de artmış durumda. Bununla birlikte tabii ki politikalar bir alana kaynak ayırmaya başladığınız zaman ve bu etkili bir şekilde kullanıyorsanız beraberinde kendiliğinden iyileşmeleri de yaratıyor. Baktığımızda ömür süremiz arttı. Anne bebek ölümlerinde azalma çok dikkat çekici, dünya ortalamalarına yaklaştık. Bağışıklamada çok önemli bir mesafe kazandık. Bunlar da Türkiye'nin için gerçekten gurur verici uygulamalar. Şimdi ben bu kısmını bitireceğim ve sorularınıza bırakmak istiyorum. Diğer soru alabilir miyiz? Lütfen. Biraz da size, evet, izninizle Acıbadem Sağlık Grubu'ndan bahsederek belki sorularınızla istihdamlıktaki fırsatlar sunabiliriz. Mehmet Ali Bey bizim kurucumuz, aynı zamanda biliyorsunuz Fırfak Federasyonu Başkanı. Gerçekten çok zorlu bir süreç, bizi de ihmal ediyor bu nedenle. Acıbadem tek bir hastane değil, büyük entegre bir sistem. Bunun ipuçlarını göstereceğim size. Artık üniversitemiz de var, 2007 yılında kuruldu. Bir büyüme trendi içinde, büyük bir büyüme trendini burada görebilirsiniz. Türkiye'nin İstanbul dışında Kayseri, Adana, Eskişehir, Kocaeli, Bursa'da var. Ankara'da Haziran gibi açılmasını bekliyoruz. Artık Bodrum'da yine Mayıs, Haziran gibi 2 yeni hastane yatırımımızda devam ediyor. Türkiye'de İstanbul ağırlıklı ama Anadolu yolu açılımını hızla sürdürüyor. İstanbul içindeki dağılımı bu şekilde. Birçok ödülleriyle kendisinden bahsettiriyor. Tıp merkezi ve hastane entegre bir yapı içerisinde hastanelerimizden örnekler göstereceğim. Bunlar tıp merkezimizden örnekler. Tabii ki devletin ölçeğine baktığımız zaman grup çok küçük kalır ama özel sektör içerisinde büyük bir kapasiteyi ifade ediyor. Teknoloji çok büyük, pahalı bir yatırım ama özel sektörü var eden şeylerden birisi. İnsanlar en son teknolojiye en iyi imkanlarda ulaşmak istiyor ve Acıbadem bu anlamda dünyanın en son teknolojisini Türkiye'ye öncü bir yapı içerisinde getiriyor. Yine İl Sağlık Müdürümüz çok iyi bilir. Hastanenin bir görünen yüzü var. Otelcilik kısmı bile görünmeyen yüzü. Gerçek hastanecilik arka tarafta. Ancak onu bir hekim, bir hemşire, bir sağlık personeli çok daha iyi anlar ve takdir eder. Yoksa ön tarafta otelcilik hizmetinizle övülmek hastanecilikte çok iyi bir yöntem değil. Altyapısı hem biyomedikaliyle hem tekniğiyle su sistemleri o kadar kritik ki mesela bir hastane için ilaç sistemleri, ameliyathaneler. Tabii bütün bunları bir kalite belgesine bağlamanız gerekiyor. Çünkü uluslararası çalışan da bir firma olduğu için tek başımıza iyiyim demeniz yetmiyor. Bu konuda dünyada JCI dediğimiz Joint Commission International akreditasyon kurumu var, Amerikan orijinli. Onlara akrediteyiz başından beri. Diğer alt uygulamalarda da akreditasyon çalışmaları sürekliliğini sürdürüyor. Ameliyat ve hasta sayıları kısaca büyüme trendini görmeniz için. Yine mortalite ve cerrahi enfeksiyon oranları, bunları da paylaşıyoruz. Birçok hastane bunları kendinden saklar. Biz internet sitemizde de bunları paylaşıyoruz. Futbolla Acıbadem biraz özdeşleşti, sporla giderek diğer alanlara da girdi. Birçok branşta geçen sene Avrupa ikinciliği yakaladık üst üste. Dünya şampiyonu oldu voleybol. Şimdi bu kriz nedeniyle başka bir hastane grubu aldı sağlık sponsorluğunu. Yine sadece Türkiye'de değil, dünyada değişik ülkelerde futbol kulüpleriyle sponsorluklar devam ediyor. 2 tane yeni yatırımımızdan bahsettim, Bodrum ve Ankara. Bu sene içinde 2012'de devreye girecekler. Yine İstanbul'da 2 yeni hastane alındı. Kıtaları buluşturuyoruz. Yeni yurt dışı yatırımımızın ilki Makedonya'da, Üsküp'te, eski Osmanlı coğrafyasında Sistina Hastanesi. Önceden afilyasyon olarak başladı, know-how transferi olarak. Sonra satın almayla Acıbadem grubuna katıldı. Burası Bursa'da yeni alınan bir tıp merkezi, en son faaliyete geçen bir kliniğimiz. Acıbadem'in bir entegre yapısından bahsetmiştim. Hastane değil sadece. Ana hastaneler anahtar teslimi yapan bir inşaat şirketimiz var. Acıbadem Proje Yönetimi. Sadece hastane yapıyor. Sadece Acıbadem'e değil, bütün devlete de yapıyor. Diğer yurt dışı firmalara da hastane projeleri ve yatırımları var çok sayıda. Bunlar devam eden ve yaptığı yatırımlar. Bir laboratuvar şirketimiz var. Almanlarla ortak, Türkiye'nin en büyük laboratuvar şirketi ve Türkiye bu anlamda yurt dışına herhangi bir tetkik göndermiyor. Bu tam tersine yurt dışından çok sayıda tetkik çalışıyoruz. Sadece klinik laboratuvar değil, genetik laboratuvarı, gıda laboratuvarı, hücre laboratuvarı, kordon kanı ve patoloji laboratuvarları çok entegre bir yapı içerisinde. Yine kalite belgeleriyle donanmış. Yine bir ambulans şirketimiz var. Karahava Deniz Ambulansı'yla bütün Türkiye'de hizmet sunuyor. Mobil Sağlık isminde. A+ isminde bir yemek şirketimiz var. Yemek, temizlik, çamaşır hizmeti sunuyor. Ve sadece sağlık sektörüne uzmanlaşmış durumda. Bir sigorta şirketimiz var. Özel sigorta şirketi ve sağlık poliçesi satıyor sadece. Sistemin finansmanı ile ilgili. Sadece Acıbadem'de değil, bütün hastanelerde kullanılabilen bir poliçe. Yaklaşık 7 yıldır da faaliyet gösteriyor. Üniversiteden bahsetmiştim. Sağlık alanına özel, uzmanlaşmış bir üniversite. Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri, Meslek Yüksek Okulları ve diğer uygulamalarıyla Acıbadem sağlığa odaklanmış bir üniversite. 2007 yılında kuruldu. Şu anda 3. yılında, 3. öğrenci dönemini kullanıyor. Kampüsümüzde bitmek üzere bu taslak projesi. Bahsettiğim gibi bir entegre bir sağlık sistemi ve şu anda Malezya'da ortağımızla birlikte dünyanın 2. büyük sağlık grubu olma yolunda hızla ilerliyoruz ve yurt dışında yatırımlara odaklanıyoruz. Çünkü Türkiye'de il müdürümüz iyi biliyor, 2008'den beri devlet yeni yatırımlara izin vermiyor. Bir planlama komisyonu var. Ben de o komisyon üyesiyim Sayın Müdürüm. Ama bakanımızın kararlarını değiştirmek zor. Bu şekilde artık yurt dışı bizim için yeni yatırım alanı oldu. Birçok uluslararası kuruluşlarla işbirliği içindeyiz. Yine çok sayıda yabancı hasta Türkiye'den hizmet alıyor. Şu anda 50 milyon dolara yakın bir ciroyu hedefliyoruz 2011 için. Ve hükümette ilk defa bir hükümet programına sağlık turizmini hedef olarak koydu. Biz de Adana'da diğer hastanelerle, il müdürümüzle, turizm müdürümüzle, rektörlüğümüzle bir dernek kurduk. Adana Sağlık Turizmi Derneği. O dernek çatısı altında Çukurova bölgesindeki sağlık turizmi etkinliklerini yönetmeye başladık, katkı vermeye. Ben de derneğin başkanını yürütüyorum şimdi. Bu dünya coğrafyasında bizim gelişmek istediğimiz bölgeler, Türkiye'yi çevreleyen Balkan ülkeleri, Rusya Federasyonu, Türkiye Cumhuriyetleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Acıbadem'in büyüme trendi içinde olan somut yatırımlar var. Önümüzdeki günlerde daha da netleşecek. Ben çok vaktinizi almadan ve sorulara cevap kalması için sunumu burada bitirmek istiyorum. Tekrar Sayın Rektörümüze davet için teşekkürlerimi iletiyorum ve sorularınızı bekliyorum. Evet, cesaretli bir genç arıyorum. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. İsmim Osman Sezer. Github Doktor uygulamasına geçişte ülkemiz sağlık sektöründe ne gibi avantajlar ve dezavantajlar sağlıyor? Halk hekim mi dediniz yanlış? Aynen. Github. Yabancı hekim. Şimdi Türkiye'de 1933 yılında çıkan bir yasadaki bir hüküm bu. Aslında başka sektörde böyle bir uygulama yok. Yani bir şekilde kanun değişikliği gündemde olmadığı için bir mühendisin, bir veterinerin Türkiye'de çalışmasına engel yok. Çalışma Bakanlığı'nda yabancıların çalışması ile ilgili bir birim var. Oraya başvuruyorsunuz. Onun kriterleri var. Kriter nedir? Türkiye'de o kişinin uzmanlığına ihtiyaç duymuş olması, Türkiye'de o uzmanın sayısının yetersiz olması gibi kriterler var. Her başvuranın bir mühendis geldi, ben Türkiye'de çalışmak istiyorum dedi. Böyle bir uygulama yok. Mutlaka bir izin süreci çalışıyor. Aynı uygulama hekimler için de olacak. Bence geç kalmış bir uygulama. Türkiye'nin hekimleri buna güvenilir, yani bu rekabete açık olduğunu düşünüyorum ben. Aynı şey hemşire için de geçerli. Türkiye'nin ihtiyacının azaldığı noktada yine Çalışma Bakanlığı bu izinleri durdurarak sınırlama getirebilir. Koşulsuz bir izin değil bu. İsteyen çıkıp gelip çalışma imkanına sahip olmayacak. Ama şu anda baktığımızda Türkiye gerçekten hekim ve hemşire sayısında bizim hedeflediğimiz Avrupa Birliği çıtasının çok gerisinde. Bunun sıkıntısını kim çekiyor? Halkımız çekiyor. Hekime daha az ulaşan, hemşireye ulaşamayan yine bizler çekiyoruz. Bu bir ihtiyaç. Bu ihtiyaç karşılandığında yine Çalışma Bakanlığı sınırlamalarla bunu frenleyecektir. Türk halkının her zaman ihtiyaçlarını önceleyecektir diye düşünüyorum. Ben biraz gecikmiş bir uygulama diye düşünüyorum. Evet, birinci genç cesareti çıktı. Evet. Oradan öncelik öğrencilere biraz öncelik verelim hocam. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Acıbadem Hastanesi işte dünyada ikinci hastane olmayı planlıyoruz dediniz ama sadece Doğu Avrupa'yı hedef almışsınız. Bunun sebebi nedir? Ve bir sorum daha var. Bildiğim kadarıyla Acıbadem Hastanesi Mehmet Ali Aydınlar başa gelmeden önce iflas etmeye yakın bir hastaneydi. Bugünlere gelene kadar nasıl bir süreç geçirdiniz? Onu merak ediyorum. Teşekkürler. Şimdi bu gördüğünüz sarı bölge aslında hedef bölge. Dolayısıyla ilk yatırımımızı Sistine'de oldu. Yani bu ilk başlangıç ama bu ekrana gelmiyor aslında. Lütfen. Evet. Yani gelişme bölgesi sarı bölge. Şu kırmızı olan yer ilk yatırımımız. Diğer yerleri halka açık bir şirket olduğumuz için söyleyemiyorum, somutlaşmadığı için. O yüzden büyümeyle ilgili bir sırrımız yok. Mehmet Ali Bey, Acıbadem grubunda 1992 yılında ilk ortaklığını koymuş. 97 yılında çoğunluk hissesini almış ve yönetime başlamış. Hastanede şu anda 20. yılını kutluyor. Yani ben de 12 yıldır bu grupta çalışıyorum. Böyle bir şey hiç hatırlamıyorum. Yani hiç, ama hastanesi ilk alırken, kendisi satın alırken sıkıntısı vardı tabii ki. Yoksa neden satsın insanlar? Ama Mehmet Ali Bey de 97'den beri, çoğunluk hissesini aldığı tarihten beri bugüne hep büyüme trendi içinde oldu. Türkiye'nin sınırlarına sığmıyor çünkü iş büyümesi gerekiyor. Büyümezse verimlilik sağlanamıyor. Yani Acıbadem'in tek en önemli farklarından birisi bu entegre bir sistem ve verimliliği, maliyet yönetimini sağlıyor bu ve birçok fırsatı da beraberinde getiriyor ve bunu örnek alan birçok şirkette var. Teşekkür ederim sorunuz için. Evet, gençlerden soru sormak isteyen. Bu kadar kalabalıktan bu kadar az soru. Merak mı yok, ilgi mi yok, yoksa bu sektörde gelecek görmüyor musunuz? Şimdi ben şunu söyleyeyim size. Ben kendi adıma 94 yılında hastane işletmecilerine karar verirken şunu düşündüm. Dedim ki bilgisayarın, robotun ele geçiremeyeceği bir şey olsun. Çünkü gerçekten standartlaştırılmış her uygulama bir süre sonra bilgisayarların, teknolojinin eline geçiyor ve insanı oradan kovuyor. Bu anlamda sağlık sektörü insan gücü istihdamında çok önemli bir sektör ve uzun dönem hep böyle olmaya devam edecek. Ben de kendi adıma siyasaldan mezun olurken hiç aklımdan hastanecilik geçmiyordu. Başka düşüncelerim vardı ama hayatın içine girip bazı şeylerle yüzleştikten sonra geleceğinizi de düşünmeniz gerekiyor. Ama sağlık sektörü bu anlamda gerçekten dinamizmi çok yüksek bir sektör. Bence ajandanızı almanızda yarar var. Evet, arkadan bir soru var. Şu anda soruyu geçmeden mezuniyet sonrası ne yapacağımı bilen kaç kişi var? Yani ben şu sektörde çalışacağım, şu pozisyonda olacağım diye. Peki, bunun için gerçekten gereğini yapıyor musunuz? Yoksa mezun olmayı mı bekliyorsunuz? Yani nasıl, benim önerim şu, şu anda nasıl ki üniversiteye hazırlanırken kursa girdiğiniz, bir eğitim programı aldınız, kendinizi gecenizi gündüzünüze kattınız. O dönemde olmanız lazım. Özellikle 2. sınıftan sonra hedefinizi belirleyip 3-4'te atılıp mezun olduğunuz zaman artık sonuçları alıp hedefinizde olmanız gerekir. Eğer mezuniyetten sonra bir bakalım çalışırım diyorsanız